İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programıyla sizlerleyiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Dilerseniz sinüzitle başlayalım hemen. Evet. Sinüzit nedir? Nedenleri? Nasıl oluşur? Evet, sinüs nedir? Burnun hemen arkası ve bu elmacık kemiklerinin arkasında çene boşluğu, burun boşluğu ve alın boşluğu. Buradaki mukoza sümüksü bir deri var ve tüysü hücreler. Nefes aldığında kişi almış olduğu nefesi buradaki tüyler filtre şeklinde emer. Bakteri, virüs ve mantarları yok edici mukoza çok özel bir mukoz, salgı salgılar, sümük. Bu bakteri, virüs ve mantarları yok eder. Toz, toprak, kıl, tüy ne varsa filtre gibi emer, akciğere gitmesini önler. Şimdi sinüsler çok çok önemli. Aksi takdirde kişi havayı nemlendirir. Hem filtre yapar, hem havayı nemlendirir, hem ısıtır, havayı ısıtır. Böylece akciğere direkt soğuk su gitmez, soğuk hava. Kişi ağzıyla nefes alsa, burnuyla değil de ağzıyla nefes alsa, bütün bakteri, virüs ve mantarlar direkt havada ne varsa akciğere gider. Bir, kıl, tüy vesaire, bu da zamanla bronşları tahriş eder, tahrip eder. Kişiye hassaslaşan akciğeri çok kolay bronşit, astım veremez, dahi dönüşebilir, tehlikelidir. Bu nedenle akciğerle nefes almak çok önemli. Mesela bir hanımefendi geldi. O doktor demiş ki sinüzit, polip, çok kötü. Ne yapacağız? Sürekli burnu akıyor, burnu akıyor. 5 dakikada bir burnu siliyor. Kemikleri almışlar burada, içerideki burnun arkasındaki kemikleri. Konkav denen kemikleri almışlar. Buna rağmen sürekli burnu akıyor. Burun akıntısı bir defa, iki defa olur. Bir gün, üç gün, beş gün olur ama bunda 3-4 yılda devam ediyor. Hiç durmuyor. Çalışamıyor. Peki, ameliyat yapıldıktan sonra tekrar nüks eder mi bu sinüzit yoksa tamamen ortadan kalkıyor mu? İltihap bulamıyorlar. Bakteri yok, virüs yok. Peki neden akıyor bayanın burnu sürekli? Evet. Neden akıyor? Mantarı teşhis edemedikleri için mantardır diyemiyorlar. Mantar teşhis edilemez. Evet. Bağırsaktaki mantarlar akıllı bir mikrop. Bağırsakta durmuyor. Hareket halinde. Sürekli hareket ediyor. Nereye gidiyor? İdrar yoluyla bayanlarda işte idrar yollarını mesaneye, böbreklere kadar ulaşıyor. İnterstisyal sistite sebep oluyor veyahut da böbrek yetmezliğini, böbrekleri tahriş ediyor, tahriş ediyor veyahut da nefes yoluyla sinüslere yerleşiyor. Tedavi edilmesi akciğere, astım, bronşite vesaire vesaire. Peki bitkisel çözüm yollarından biraz da bahsedelim. Sinüzitin bitkisel çözüm yollarını konuşalım. Mümkün müdür? Mümkündür. Buyurun. Mümkün olmayan hiçbir şey yok. Her şey mümkün. Allah her şeyi vermiş doğada. Bizim yapmamız gereken sadece arayıp bulmak. Nerede? Zaten aranıp bulunmuşlar. Mesela sinüzitle ilgili Afrika'da yetişen bir bitki var. Burada çok küçük bir yaprağının çiçeği var, yaprağı var ve şurada da kökü var. Afrika ıtırı denir. Latincesi Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme Latincesi. Dünyada bu Pelargonium geranium bitkilerinden, süs bitkilerinden sayılır. 1200 çeşit geranium türü var. Bunlardan sadece bu ikisi şifalı. Diğerlerinin tıbbi maksatla kullanılmaz. İsviçreli, İngiliz asıllı bir seyyah vereme yakalanıyor. Kardeşi diyor ki, sen Afrika'ya git. Orada bir bitki var. Buranın yerli kabilesi, Zulu kabilesi insanları bununla tedavi ediyor. Ben biliyorum diyor. Peki, Afrika'ya gidiyor, Güney Afrika'ya. İnsanlar bunu verem hastasını tedavi ediyorlar. Verem. Daha sonra bu şahıs bitkiyi alıp İngiltere'ye getiriyor, üretiyor, satışa başlıyor. Aa diyorlar ki bu şarlatan, üçkağıtçı, dolandırıcı vesaire baskı yapıyorlar. Ve tabipler odası yasaklatıyor. Tabii ki para, bakıyorlar doktorların işi. Bir telefon bağlantımız var. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Alo.
Ses gitti, kat düştü. Tekrar bağlanacaktır. Devam edelim. Evet. Bu aradan birkaç yıl geçtikten sonra İsviçre'de doktor Sherry bunun klinik araştırmalarla etkisini ispat ediyor. Üniversitenin klinik araştırmasıyla ve üretimi yapılıyor. O günden bugüne kadar Pelargonium xylioides, Pelargonium reniforme 100 yıldır bitkisel antibiyotik olarak kullanılıyor. Biz de bunun çok özel bir formül geliştirdik. Nedir? Birleşiminde Güney Afrika ıtırının ekstraktı, ekinezya ekstraktı, zencefil ekstraktı, karanfil ekstraktı, adaçayı ekstraktı, kekik ekstraktından oluşan çok özel bir formül geliştirdik. Üretime sunduk, başardık. Hamdolsun, güzel bir çalışmamız var. Evet, burada gribe geçelim dilerseniz. Evet, gribe karşı da bu zaten gördüğünüz mevsimsel güzel bitki, çiçek. Hı-hı. Evet. Buna kipri otu denir. Veyahut da şöyle, kipri otu. Neden kipri otu? Geriden baktığınızda bu göbeği, çiçeğin göbeği kipriye benzer. Kipri otu denir. Bakır renginde olduğu için bakır çiçeği dediğini. Bunun yaprağı, çiçeği, kökü tamamı kullanılır. Gripe karşı dünyada en etkili bitki. Evet. Sadece Almanya'da bir yılı içerisinde çocuk doktorları 0-12 yaş grubundaki yani küçük çocuklar ve büyük orta yaşlı çocuklar üzerinde 141.100 çocuğu bir yıl içerisinde sadece bu bitkiyle tedavi etmişlerdir. Başka hiçbir şey kullanmadan. Hangi şekilde oluyor? Ekinezya. Çay şeklinde mi kullanılıyor yoksa? Evet, çayı da güzel de yani mesela diyelim ki üşütme girip nezle ağır bir vaka haline gelmişse çayı yeterli değil. Çünkü içerisindeki polizaharitler yeterli değil. Bu nedenle ekstraktını kullanmak gerekir. Alo. Alo. Buyurun. Alo. Buyurun. İyi akşamlar, buyurun efendim. Alo, sesimi alabiliyor musunuz? Evet, buyurun. Sizi dinliyoruz. Alo. Evet, sizi duyabiliyoruz. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar, teşekkürler. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Televizyonunuzun sesini biraz kısarsanız size daha iyi yardımcı olacağız. Alo. Ben bu burnumda mesela yani... Evet, duyuyoruz. Buyurun. Tamam. Ben hemen sorumu anlatıp kapatıyorum. Ben buyurun efendim. Tansiyonum hiç düşmüyor benim. Yani tansiyon ilacı kullansam dahi benim tansiyonum düşmüyor. Buna bir bitkisel tedavi istiyorum. Bir de burnumda böyle yani yapıyorum şöyle devamlı mesela burnumda çekmek zorunda kalıyorum burnumu mesela. Onu gece yatarken bile burnumu çekmek zorunda kalıyorum. Buna da bir bitkisel tedavi önerebilirseniz memnun olurum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İyi çok akşamlar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Evet, Afrika ıtırı forte, ekinezya forte. Bunları kullandığın zaman bir şey kalmaz. Tansiyon içinde dünyada en etkili bitki alıç. Birleşiminde alıç, yaprak ve çiçeğin ekstraktı, öksürtü ekstraktı, melisa ekstraktı, zeytinyağı ekstraktı içeren çok özel bir formül geliştirip bunu kullandığı zaman kişi tansiyon hapı asla kullanmamak gerekir. Tansiyon, kolesterol, diyabet hapları böbrekleri çürütüyor. Karaciğer yağlanmasına sebep oluyor, sinüze dönüşüyor. Kullanmadan yalnız bu şeker ilaçlarını ya yükseliyor ya da düşüyor. Bunun önüne nasıl geçilecek? Bitkisel çözüm yolları diyorsunuz. Alıç ne yükseltir ne düşürür. Orta dengeler. Seviye, dengeli. Dengeler. Hı hı. Ama kimyasal ilaç öyle değil. Kimyasal ilaç böbrekleri çürütür. Tansiyon hapı, diyabet hapı, kolesterol hapı alanlar. Yüz binlerce insan kimyasal ilaçlardan ölüyor. Bizde de televizyonlarda maşallah bir artist mi manken mi bir şey bir bayan bitkiler zararlıdır diyor. Bitki konusunda hiçbir fikri yok halbuki. Çok komik bir ülkeyiz Türkiye olarak. Allah yardım etsin. Bin yıldır insanların tedavi maksadıyla kullandığı bitkilere zararlı diye birisi çıkmış. Bitki hakkında hiçbir fikri yok. Biri bir şey söylüyor o da papağan gibi konuşuyor zavallı. Şimdi bu nedir? Bu kara hindiba.
Almanlar bunun yaprağının ve sapının salatasını yaparlar, çay gibi şey, salata yaparlar, yerler. Peki yani faydaları bunu, neler? Aa, bu kanı, kara hindiba kanı temizler. Behçet hastalığına karşı etkili. Yani şu çiçek mesela şöyle döllenme tozlukları üfürdüğünüzde havada uçar. Sarı sarı çiçekleri var. Akşam olduğu zaman böyle çiçekleri kapanır. Sabah olduğu zaman çiçeklerini açar. Kanı temizleyici özelliği var. Behçet hastalığına karşı etkili. Kanı temizler, safra artırıcı olduğu belgelenmiş, safrayı artırır. Karaciğeri temizler, birçok özelliği var. Hiçbir yan etkisi yok. Peki Behçet hastalığıyla devam edelim. Nasıl oluşur Behçet hastalığı? Çözüm yollarını Behçet aynı konuşalım. Behçet hastalığını keşfeden malum adından dolayı da bir türdür. Hulusi... Bir telefon bağlantımız var, yanımız var. İyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar. İyi buyurun efendim. İyi akşamlar. Buyurun. Ben hocamla görüşmek. İyi akşamlar ablacığım. Nasıl yardımcı olabiliriz? Hocama ben dizlerim ağrıyor. O... Dizleriniz ağrıyor. Evet. Romatizma mı? Hocama dizlerimde benim sarı su topluyor. Dizlerimde romatizma var. Eklem romatizması. Ha, okey. Anladım. Sarı su topluyor. Ona ne önerir bana? Romatizmaya karşı dünyada en etkili bitki Harpago forte. Türkçe karşılığı şeytan pençesi. Hı hı. Çok güzel çiçekler açar. Çiçekleri tohuma döndüğü zaman böyle pençe gibi, şeytan pençesi derler. Bu nedenle Namibya çöllerinde, Güney Afrika çöllerinde yetişen bitki 6 ay bir damla su görmez. Bu bitkinin kökünde harpagozit denen etken bir madde var. Romatizmaya karşı dünyada en etkili bitkidir. Hiçbir yan etkisi yok. Mideye de faydalı. Artı yan tesir olmadığı gibi mideye de faydalı. Harpagoyla ilgili Almanya'nın Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kubrinski binlerce hastayı romatizma hastasına omuz, sırt, bel, baş ağrısı, diz ağrısı olan hastayı tedavi etmiş. Bir, yumuşak dokuz romatizması, fibromiyalji tedavi etmiş. İki, ankilozan spondilit yani omurlardaki romatizmayı tedavi etmiş. Profesör Doktor Kubrinski, CH yani Kubrinski okunur, CH ile yazılır. İsteyen internete, Google'a girerek bakabilirler. Artı Fransa'da artroz, artrit yani eklem iltihaplanması, eklem deformasyonu gibi romatoid artrit, iltihaplı ve iltihapsız romatizma hastalıkları 800 hasta üzerinde denilmiş. Artı Sağlık Bakanlığı da bu bitkiyle ilgili acaba bir soru işareti var mı yok mu diye Sağlık Bakanlığı İlaç ve Gıda Kontrol Merkezi, Alman Sağlık Bakanlığı 1024 hastayı bizzat Alman Sağlık Bakanlığı kendisi denemiş hasta üzerinde etkisini %100 görmüştür. Şimdi Harpago veya şeytan pençesi dünyada romatizmanın her türüne karşı en etkili bitkidir. Klinik, yüzlerce klinik araştırması var. Bugüne kadar 50 bin kişi üzerinde denenmiş. Klinik araştırması deyince gelip geçiyoruz. 100 kişilik bir klinik araştırması, 100 kişi hastanede yatıracaksınız, her gün kontrol edeceksiniz. Yemesini, içmesini, kullandığı ilaçları vesaire. 100 kişilik bir ekibi kontrol etmek 4-5 ay 10 milyon dolara mal olur. Yani çok büyük bütçe gerektirir. Böyle büyük klinik araştırmalarını dış ülkelerde, Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da devlet teşvik ediyor ve destekliyor. Aksi takdirde klinik araştırmasını şahıslar ve küçük ölçekli firmalar yapamaz. Büyük ölçekli firmalar dahi yapamıyor çünkü çok maliyetli bir iş. Bana da birkaç defa teklif geldi. Beraber klinik araştırması yapalım dediler. Yapalım dedik. Fakat baktık çok pahalı. Yapamadık. Evet. Maliyeti yüksek olduğu için. Yoksa benim maddi durumum müsait olsa her bitkiyle ilgili klinik araştırması yapabilirim, yaptırabilirim ama çok maliyetli olduğu için gücümüz yetmiyor maalesef. Romatizmanın her türü tedavi edilir. Hiçbir problem yok. Ama Harpago'nun yanında
Isırgan otu ekstraktı. Otu değil. Bazıları otu diyor. Otu hı-hı, yeterli değil. Çünkü içindeki etten madde az. Ayrık kökü ekstraktı, at kuyruğu otu ekstraktı, civan porçun perçemi ekstraktı, ardıç kozalağı ekstraktı gibi bitkilerden telefon oluşan çok özel bir... Var. İyi evet, akşamlar. Alo. İyi akşamlar. Hanımda guasur nödüller var. Bir de göğüsten nödüller var. Bunun için hocamla görüşecektim. Tabii ki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aynen. Buyurun. Göğsünde ve tiroid bezesinde nodül var evet, diyor. Nodüle karşı dünyada en etkili bitkiler şunlardır. Öksotu, Almanlar bunu damlasını derecesini yapıyor. Lapaho. Brezilya'da yetişen bir meyve ağacı. Bunun kabuğundan Brezilyalılar her türlü miyom kis nodül, yağ bezi tümörü eritici ilaç yapıyor. Papayanın sapından Yeni Zelanda ve Avustralya'da ilaç yapılıyor. Zerdeçal'dan Malezya, Endonezya, Tayland, Tayvan gibi ülkelerde ilaç yapılıyor. Bizde de nohut otu yetişir. İşte biz bütün bu bitkilerin hepsinin ekstraktından oluşan özel bir formül geliştirdik. Nedir? Yoğurt otu forte ve zerdeçal forte. İki tane farklı, çok güzel formül geliştirdik. İksir aloe vera jel, zerdeçal forte, yoğurt otu forte. Kullanacak bir artı kişi, kisti olan bir kişinin sağlıklı beslenmesi gerekir. Tatlı yememesi, hamur işlerini azaltması ve peynir yememesi, siyah çay, kahve, kola, fanta içmemesi gerekir. Çünkü bunlar asidoza sebep olur. Asidoz, kist, miyom, nodül vesaire tetikler, iyi değil. Bunlara dikkat ederse kısa sürede nodülden, kistten kurtulur. Bir aftla devam edelim. Geniz eti, aft nedir diyelim. Bitkisel çözüm yollarını da yine konuşalım. Evet, aftla behçet birbirine çoğu zaman karışıyor. Ağız içerisinde oluşan yaralar normal olarak birkaç günde geçer, 9-10 günde geçer. Eğer ki geçmiyorsa aft, yaralar ağız içerisinde, buna genellikle virüs sebep olur. Herpes, simplex tip bir virüsü. Eğer ki aft geçmiyorsa kendiliğinden behçet olma ihtimali söz konusu olabilir. Bu yine nedenle... bir telefon bağlantımız var. İyi akşamlar. Alo. Hoş geldiniz. Benim karnımda ur var. Evet. Alo, iyi akşamlar. Duyuyoruz sizi efendim. Alo. Duyuyoruz sizi, buyurun. Şikayetiniz neydi? Ur var diyor, ur var. Evet. Karnında ur varmış. Şimdi iyi huylu mu, kötü huylu mu? Doktorunuz ne diyor? Tabii ki doktorunuzun burada ne dediği önemli. Doktorunuz ne diyor? Yani bu ur nasıl bir ur? Hangi organda? Yani buna doktorunuz teşhis edecek, diyecek ki sizdeki problem şudur. Mutlak belki Allah korusun ağır bir şey olursa hemen ameliyat edilmesi gerekebilir. Burada bizim tabii ki söyleyeceğimiz sadece takviye maksatlı. Bu ağır bir durum. Eğer ki kötü huylu değilse ve zamanı varsa kişinin, mesela tedavi için, ameliyat için belli bir süresi varsa 2 ay kadar, iksir aloe vera jel, zerdeçal, forte, yoğurt otu forte'yi deneyebilir. Eğer ki geç kalınmadıysa bunları kullandığı zaman yavaş yavaş erir. Ne durumda olduğunu bilmediğim için evet, kesin bir şey söyleyemiyorum. Evet. Yani bilgi vermesi gerekir ki biz de ona göre şunu şunu hı-hı, kullanabilirsiniz, bunu bunu kullanabilirsiniz diyelim. Yani bu biraz detaylı bilgi ister. Evet. Detaylı bilgi ister. Behçet hastalığıyla evet, behçete karşı işte biraz önce bahsettiğim bu kara hindiba. Kanı temizler. Behçet de bir çeşit aslında nedir? Romatizmadır. Behçet hastalığı da bir çeşit romatizma. Şimdi bunu keşfeden Hulusi Behçet Bey afta nasıl anlaşılır? Ağız içerisinde sürekli, yani behçetin sebebi ağız içerisinde bir sürekli yaralar, iyileşmeyen yaralar oluşur. İki, cinsel organ etrafında sivilce şeklinde yaralar oluşur, iyileşmez. İyileştiği zaman da izi kalır. Zımbayla zımbalanmış gibi izleri kalır. Veyahut da behçet hastalarının çoğunda üçüncü olarak gözde üveit denen bir rahatsızlık, iltihaplanma, göz iltihaplanması, görme zafiyeti, görme anormallikleri ortaya çıkar. İşte
bazı belirtileri olursa kişinin hemen mutlaka doğru uzmanlara gidip teşhis kodurması gerekir. Teşhis. Mesela Bahçeşehir'den bir hanımefendi Behçet teşhisi konulmuşsa ondan sonra ne kullanması gerekir? Şunu. Kolay. Behçet nedeniyle 15 yıl kortizon kullanmış. Yani her şeyde kortizon veriliyor. Yani kortizon. Tabii ki kortizonun birçok yan etkisi var. Evet, yan etkisi çok büyük olduğu için kadıncağızda kilo problemi, kilo vücudun anormal kilo aldırıyor kişiye. Hı hı. Obezite problemi ortaya çıkıyor. Ödem oluşuyor. Yüzü deforme oluyor. Moğol tipi dediğimiz yüz, yuvarlak bir yüz oluşuyor. Kemikler cam kemik dediğimiz kırılgan hale geliyor. Yani kişi kendini zorladığı zaman kemikler kırılgan hale geliyor. Hafıza zafiyeti ortaya çıkıyor vesaire. Bu hanımefendi de muzdarip 15 yıldır kortizon kullanmış. Dedim ki garantisi yok bu işin. Zaten 15 yıldır kimyasal ilaç kullanıyorsunuz. Ama o ağzına sert bir şey aldığı zaman yiyemiyor. Sulu yemek yiyor artık. O kadar ağzının içerisindeki yaralardan ekmek bile yiyemiyor. Hiçbir şey yemiyor. Sert bir şey hiç yiyemiyor. Sadece çorba, sıvı. Kaç yıldır doğru dürüst beslenemiyor. Onu bunu şunu hiçbir şey yemiyor. Normal hayatı yok. Dedim ki deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Yani böyle iyi deriz. Şöyle deriz. Böyle deriz yanlış. Deneyeceğiz. Ya olabilir, olmayabilir. Allah bilir. Hanımefendi 6 hafta kullandı. Aradı beni, ağladı. Ne alıyorsunuz? Ne oldu? Ne için ne alıyorsunuz dedim. Allah'ıma şükürler olsun. Artık istediğim yemeği yiyebiliyorum. Dedi. İyi dedik, hadi bakalım. Hayırlısı olsun. 6 haftada normal yemek yiyebilir hale geldi. Hiçbir şey sert yemek 15 yibesin. Yılın sonunda diyorsunuz. 15 yıl sonunda, evet. 15 yıl kortizon kullanmış. Kortizon da iyileştirmiyor. İyileştirse neyse. Daha çok yan etkisi. Sadece biraz baskılıyor ve evet. Bir sürü hastalığı tetikliyor. Tansiyon, kolesterol, obezite, kemik erimesi, hafıza zafiyeti. Böbrek kortizon sürekli kullanırsa böbrek üstü bezeleri çalışmıyor. Yani beyne zarar veriyor vesaire vesaire. Yani birçok yan tesiri var. Bu nedenle kişi rastgele kimyasal ilaç kullanmasa iyi olur. Kullanırsa Allah korusun birçok hastalığı tetikliyor. Evet, bu Behçet hastalığının bitkisel çözüm yollarından bahsediyoruz. Hangi bitki en çok iyi geliyor? Behçet'in birçok işte sebepleri, belirtileri var demiştim. Behçet'e karşı en etkili bitkiler harpago, bu gördüğünüz kara hindiba. Kanı temizler, karaciğeri temizler, bağışıklık sistemini güçlendirir. Harpago, kara hindiba, ısırgan otu, civan perçemi otu, ayrı kökü gibi çok özel biz buna bir formül geliştirdik ve kara hindiba forte diye çok mükemmel bir ürün geliştirdik. Kişi bunları kullandığı zaman geç kalmamak gerekir. Hiçbir rahatsızlıkta geç kalmadığı zaman tedavi, iyileşme süreci hızlanır. Ne kadar erken herhangi bir rahatsızlığa yakalandığında mesela ben dün bir vatandaş, ağır hasta bir vatandaştan grip kaptım. Hemen perişan oldum. Gözlerim akıyor, burnum akıyor. O dedim, yarın ben televizyona gidemeyeceğim. Hemen dedim ki getir bakayım iksirimi. Bizlere de önerirseniz. Tabii evet, ki mevsimsel. Bizler iksir. De aynı şekilde. Evet. İksir hazır bir şurup. Evet, şurup. Günde saat başı yarım çay bardağı içtim. Ama diyorsan çay da tavsiye edebilirim. Şöyle bir çay. Evet. Grip üşütmenizliğe karşı. Biraz önce burada bahsettiğim bu ekinezya bulabilirse bir telefon bağlantımızla devam edeceğiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun, size nasıl yardımcı olabiliriz? Ben diyabet hastasıyım. Evet. TSH'ım da yüksek. Evet. TSH'ım da yüksek, diyabet hastası. Buyurun. Şeker hastaları için dünyada en güzel, en etkili bitki gurmar. Gurmar, Hint dilinde şeker sıfırlayan demek. Peki şeker hastalığının tamamen çözümü mümkün mü bitkisel çözüm yollarıyla? Hangi aşamada olduğu ona bağlı. Bilmiyoruz ki. Yani hangi aşamada? Mesela geçen biz burada programdayken bir hanımefendi aradı. Diyor ki
Benim kızım işte alerjiydi, alerjiden iyileşti. Hı hı. Başka bir komşusunun çocuğunda, ben onu tanıyorum, duymuyorum, bilmem. Almış, kullanmış, iyileşmiş. Diyor ki 7-8 yaşında çocuk tip 1 diyabet, insülin iğnesi vurulmaya başlamış. İksir, aloe vera jel, kurmar forte, kortisep forte, diyabet çayı, enfeksiyon çayı kullanmış. 1,5 ay sonra insüline gerek kalmamış. Yani böyle vakalar da var. Aslında evet, tip 1'i tedavi etmek mümkün değil yani, ama olabiliyor da. Çünkü tip 1'e doğuştan yakalanmıyor ki. Evet. Bazı çocuklar anne, baba ağrı kesici antibiyotik vesaire vesaire kimyasal ilaç veriyor veriyor. Pankreas aniden iflas etmiyor da insülin salgılamıyor. Kimyasal ilaçlar frenliyor herhangi bir şekilde. Kimyasal ilaçların yerine evet, yeterince insülin salgılamıyor. Hemen tip 1 insüline başlıyor. Peki düşmesiyle yükselmesine aynı bitki mi çözüm getiriyor, yoksa farklı farklı bitkiler mi? Düşmesi ya da yükselmesi. Evet. Düşmesi genellikle yükselir. Düşmesi çok nadirdir. Şimdi bu Hindistan'da yetişen kurmar Dinnema silvestris Latincesi. Hı hı. Hint dilindeki adı şeker sıfırlar, şeker yok edici demek. Evet, bir telefon bağlantımız daha var. İyi akşamlar. Evet, alo. Buyurun efendim. Alo, doktor bey. İyi günler. İyi akşamlar. Ben öbek üstü bezlerinde nodili olan bir bayanım. 7 senedir ben bununla uğraşıyorum. Ama hiçbir sonuç alamadım. Acaba bana bir tavsiyeniz olur mu? Artı bundan mütevellit ben astım hastası oldum. Öbek üstü bezlerinin etkilediği için astım hastası oldum. Bunun için de bir tavsiyenizi rica edeceğim. Ben bunu atlatamıyorum, bu hastalığımı. Kilo aldım. Aşırı derecede kilo aldım, 17 kilo aldım. Kortizon kullandınız. Dengemi bulamıyorum, unutkanlık var, katarakt oldum. Çok yoğun kortizon mu kullandınız? Olmamasına rağmen. Kortizon mu kullandınız? Önerilerinizi almak istiyorum. Şu anda sizi duyamıyorum hocam. Kortizon kullandınız değil mi? Çünkü ben televizyonum tamamen. Yani çok yoğun kortizon kullanmaktan dolayı böbrek üstü bezelerindeki nodüller hormon dengesini bozuyor. Zaten böbrek üstü bezeleri kortizon salgılar. Eğer ki burada nodül varsa hormon anormalliği var. Programın başında söylemiş olduğum gibi her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi ve tümöre karşı dünyanın birçok ülkesinde kullanılan bitkiler var. Lapajo, Brezilya'da, Almanya'da Mik Öksotu, bunlar damlasının derecesini yapıyor. Avustralya'da, Yeni Zelanda'da efendim papaya sapı. Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan'da zerdeçal, Türkiye'de yoğurt otu. Biz yoğurt otu forte, zerdeçal forte diye kist, miyom, nodül, yağ bezi, tümör eritici iki formül geliştirdik. Çok mükemmel. Yani evet, zaten bunlarla ilgili bu dergilerde dünya çapında, ha konuyu kapatmadan önce ben bir şey vereyim. Tabii ki. Grip, üşütme, nezle, rahatsızlığı olanlar için çok güzel bir formül. Bir, zencefil kökü. Taze zencefil olacak ama. Evet. İki, efendim ekinezya. Hı hı. Üç, ıhlamur. Varsa mürver çiçeği. Hı hı. Efendim nane. Kekin, hakiki kekik, bahçe evet, keki ve ada çayı. Bunların karışımından bir çay demliyorsunuz. Zencefil taze olmasının fayda var. İnce ince dilinip demlenmesi gerekir. Toz olursa, kurulmuşsa o kadar etkili değil. Artı bu çayı demledikten sonra da bir tatlı kaşığı bal katarsanız gribi çok kısa sürede atlatırsınız. Evet, teşekkür ediyoruz. Devam edelim isterseniz izleyicimizin sorusuna. Ha, bu nodülü eritmek mümkün, problem değil. İksir aloe vera jel, yoğurt otu forte, zerdeçal forte, efendim kis çayı, enfeksiyon çayı kullandığı zaman, astım çayı kullandığı zaman astıma yakalandım diyor. Bir de bakın astıma karşı, alerji, astıma karşı, bronşite karşı dünyada en etkili bitki kekik, ama herhangi bir kekik değil. Tümus vulgaris, hakiki kekik. 52 kekikten sadece Tümus vulgaris, bahçe kekiği etkili. Bir, iki, Afrika ıtırı, hı hı, üç, duvar sarmaşı, dört, çuha çiçeği. Biz bununla da ilgili çok güzel formüller geliştirdik. Nedir? Kekik forte, hı hı, ıtır forte.
Bronşit astıma karşı. Kekik forte, ıtır forte. Kullandığı zaman kişi fazla değil. 6 hafta, 7 hafta. Hı hı. En kötü ihtimal 3 ayda rahatlar. Hiçbir şey kalmaz. Evet, programımızın